burada akım çekmek için ısıtıcıyı kullanacağım. Isıtıcıyı devreye alalım. Birinci kademede 2.94 amper. İkinci kademeyi devreye aldım. 8.47 amper ısıtıcım benim akım çekiyor. Devreye de girdi. Şimdi bunu Kangal makara ara kablo ile devreye alayım. 8.4'ü unutmayın. Şimdi Kangal makara bir ara kabloya bağladım. Devam edeyim. 8.4'tü. Şimdi devreye alayım. 8.20. 8.15 diyelim. Makarayı açtım. İlk olarak ısıtıcımı devreye aldığımda çekmiş olduğu akım neydi? Hatırlayacak olursak 8.4 amper. Daha sonra rulo sarılı olarak devreye aldığımda çekmiş olduğu akım neydi? 8.15 amper. Şimdi makarayı açtım. Devreye alalım. Çekeceği akıma bakalım. 8.22 amper diyelim. Kablonun diğer ucunu kısa devre yaptım. Bu uçtan da kablonun dirençlerini ölçeceğim. Ohmmetrenin 10 kademesine getirdim. Kablomun ohmik direnci 1.910. Sade ısıtıcı olarak baktığımızda 35.2 ohmluk bir direnci var. 8.4 amper akım çeken ısıtıcı makara açıkken 8.22 amper akım çektiği 180 miliamperlik akım düşümünün nedeni ara kablonun 1.9 ohmluk ohmik direnci. 8.4 amper akım çeken ısıtıcı makara sarılı iken 8.15 amper akım çekti. 250 miliamperlik akım düşümünün nedeni ara kablonun 1.9 ohmluk ohmik direnci ile birlikte makarada oluşan endüktif reaktans. Makaranın açık ve kapalı durumları arasında 70 miliamperlik akım düşümü ara kablonun sarılı olduğunda oluşan endüktif reaktansı bize gösteriyor. Endüktif reaktansla kablonun toplam empedansı arttığı ve artan empedans kablo üzerindeki akımın oluşturacağı gerilim düşümünü arttırdı. Yani kablomuz eskisinden daha fazla ısınacak. Ama bu empedanstaki artış çok abartılı değerlerde değil. Buradaki asıl tehlike kablonun sarılı olduğunda soğuyamaması. PVC kabloların maksimum sıcaklığı 70 santigrat derecedir. Ve bu değerin üzerine çıkıldığında PVC yalıtkan kısmı zarar görür. O nedenle ara kabloların akım taşıma kapasitesinin üzerinde, örneğin ara kablomuz 1 mm² ise 10 amper, 1.5 mm² ise 16 amper, 2.5 mm² ise 25 amperin üzerinde akımlara çıkılmamalıdır. Makara ara kablomuzdan akım taşıma kapasitesinin çok altında akım değerleri geçireceksiniz. Akım değerleri ve çalışma süresine göre makarayı açmanıza gerek kalmayabilir. Ama tedbir tedbirdir.